Kalamar söyledim. Bir hava çok sıcak. Arkadaşlar herkese günaydın. Saat şu an sabahın yaklaşık 5:10 geçiyor. Ben eşyalarımı hazırladım. Kamp eşyalarımı hazırladım. Tekrardan merhaba. Şimdi istasyona geldim. Otobüsü bekliyorum. Geliyor. Saat 6:20 geçe otobüs var. Şimdi birazdan kalkacağız. Öyle. Buradan Güymaraş'a Lisbon, Lisbon'dan da Algarve'ye geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Şimdi Lisbon'a geldim. Yaklaşık 5 saat burada bekledikten sonra Lagos otobüse bineceğim. Saat 6'da otobüs var. 6'dan sonra da saat 10'da da Lagos'ta olacağım. İlk bulduğum yerde de kalacağım. Direkt çadır kurup yatacağım. Burası da böyle. Bayağı bir uzun yolculuktan sonra Lagos'a geldim. Sonunda 4:45 uyandım. Şu an saat 10:30. Daha yeni geldim. Şimdi kamp atacağım yere gidiyorum. Orası bir yarım saat sürecek. Umarım orada kamp yapabilirim. Çünkü bilmiyorum nasıl bir yer orası. Ama işte toprak bir alan. O yüzden yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi oraya doğru gidiyorum yavaşça. Yarın çok güzel bir sabah uyanacağız eminim. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün en son çadır kurmaya gideceğim demiştim. Şöyle göstereyim çadırımı. Burası çadırımı kurduğum yer. Ve şurada görmüş olduğunuz muhteşem manzara ve gün doğumu. Birazdan aşağılara falan gideceğim. Neyse şu gün doğumunu kaçırmayayım ben. Hava gece çok soğuktu. Ama daha sonra gördüğüm için sıkıntı yok. 4 kat kalın çorap giydim. Öyle böyle geçiştirdik. Hadi görüşürüz. İnanılmaz bir sabahtı ya. Şuna bakar mısınız? Bu işte biraz tezatlık olduğunu ben de farkındayım. Sabah kamerayı açtığımda hava çok soğuk, şöyle böyle demiştim. Şimdi de böyle üstsüzüm. Şimdi hava çok sıcak. Güneş vurduğu zaman çok sıcak oluyor gerçekten. Şimdi buradaki sahile indim. Gece gösterdiğim sahile indim. Daha demin şurada kahvaltı yaptım. Çok güzeldi. Şimdi de burada biraz etrafı göstereyim size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıdan kaya parçaları düşebilir diyor. Şurada da düşmüş. Gerçekten tehlikeli çünkü böyle ne kaya ne toprak, toprağın bir tık üstü gibi. Tehlikeli. Ya şu an gölgeye geldim. Burası soğuk. Burayı hızlı geçeyim. Arkadaşlar şimdi biraz da bilgi vereyim size.
Ben şu an Portekiz'in Algarve bölgesindeyim. Algarve bölgesi Portekiz'in en güneyi. Benim yaşadığım yerde Portekiz'in en kuzeyiydi. Şimdi en güneye geldim. Benim orası buz gibiydi. Yani. Normalde sokakta tişörtle falan asla dolaşamazsınız. Ben şu an burada tişörtle dolaşıyorum. Ben yüzeceğim. Bir sonraki sahil çok daha güzel. Oraya bekledim. Yani müthiş, müthiş. Efsane. Türkiye'nin Antalya, Muğla'sı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yerleri var. Ben bir hafta boyunca burada olacağım. Belki 8 gün de olabilir. 8-9 gün gibi. Daha sonra Madeira Adası'na gideceğim. Okyanusun ortasındaki Madeira Adası. Öyle. Şimdi yaklaşık bir 5 saat yürüdükten sonra zor bir yolda da şimdi güzel bir yemeği hak ettim. Şöyle bir kalamar söyledim. Ben de bilmiyorum nasıl yiyeceğimi. İlk defa böyle bir şey yiyeceğim. Little bit, you follow poco Portuguese. Wow, boa! As pessoas dizem, the people say Brazilian Portuguese is more easy to learn, to speak, because mm-hmm. it's more slowly yes. than Portuguese from Portugal. Mm-hmm. Lagos'tan otostop çektim. Direkt ilk araba durdu. Şu anda beni dinliyorlar. İlk araba durdu. Sonra direkt onlar da Portimao'ya gidiyorlarmış. Hemen bindim. Şu an gidiyoruz beraber. İki tane Brezilyalı. Graziella. Flavia. Graziella, Flavia. Like beraber gidiyoruz. Hadi görüşmek üzere.